Herkese merhabalar arkadaşlar. Yardımcı Öğretmen kanalında yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda arkadaşlar kesirlerle ilgili konuları tekrardan bir anlatma gereği hissettik. Bununla ilgili çok dönüş aldık ve sizler için kesirler konusunu tekrardan anlatacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuza like atmayı ve kanalımızı çevrenize önermeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bizi Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Aşağıdaki birim kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Arkadaşlar birim kesiri öncelikle bir hatırlayalım. Birim kesir dediği şey payı 1 olan kesirlerdir arkadaşlar. Payı 1 olan kesirlerdir. Mesela 1 bölü 8, mesela 1 bölü 7. Yani üzeri hep 1 olmak zorunda. Birim kesir adı üstünde. Şuradan 1'den aklınıza gelsin arkadaşlar. 1 bölü 2'yi nasıl göstereceğim? 1 bölü 2 dediğim şey benim. Bir kesirin şu alttaki kadar sayı doğrusunu parçaya bölüyorum arkadaşlar. Parça sayısı bu. Parça sayısı. Yani sayı doğrusunu ben iki parçaya bölmeliymişim. İki parçaya bölmek için ben bir tane çizik atarım buraya. Bir parça, iki parça oldu. Bana ne demiş? 1 bölü 2. Yani bakıyorum hop birinci parça direkt burası değil mi? O zaman 1 bölü 2'yi ne yapıyorum arkadaşım? Buraya yazıyorum. Geldim. Bana sayı doğrusunu 4 parçaya, unutmayın payda kadar parça ayrılır arkadaşlar. 4 eşit parça ayırmam istiyor. 1, 2, 3 tane çizik atarsam eğer 4 tane parçaya ayırmış olurum. Birinci parçam nerede arkadaşlar? Şu en baştakini saymayız arkadaşlar çizgiyi. 1'i doğrudan buradan başlarız. O zaman 1 bölü 4'te ne olmalıymış? Burası olmalıymış. 7 parçaya bölmem istemiş. 6 tane çizgi çekeceğim o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizgi çektim. 7'de 1 diyor. O zaman hemen ne yaptım? İlk parçamı buldum arkadaşlar. 1 bölü 7'yi yapıştırdım ve yeni sayfamızda devam ediyoruz. Gönder gelsin hocam yeni sayfamız. Aşağıda gösterilen noktaların kesir karşılıklarını yazınız demiş arkadaşlar. Önce unutmayalım parça sayımızı bir bulalım. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça. Evet parça sayımızı paydamıza yazıyoruz arkadaşlar. Parça sayısını her zaman paydamıza yazıyoruz. Bana demiş ki şurayı boyamış. Hemen bu birinciyi saymıyordum. Hop birinci parçamın sonunda. O zaman diyorum ki burası 1 bölü 3'müş arkadaşım. Bakıyoruz. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça, dördüncü parça, beşinci parça. Hop paydamızı 5'i yapıştırdık. Yine 1 bölü 5 oldu. 5'te 1 birim kesriymiş bu da. Geldik sıradakine. 1, 2, 3, 4 parçamız var. 4'ü yapıştırdık 6'a. Birinci parçası işaretlenmiş. 4'te 1. Geldik buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça işaretlenmiş arkadaşım. 7'ye yapıştırdık, 1'i de üste yapıştırdık. Ve bu şekilde sayı doğrusuyla verilmiş olan kesirleri yazdık arkadaşım. Ve yeni sayfamızda devam ediyoruz. Evet, aşağıdaki birim kesirleri modeller üzerinde gösterip küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Ne yapacağız? Gördüğünüz gibi 3 tane aynı parçamız var. Burada birim kesirlerin sıralamasını yapacağız. Burayı 3 parçaya bölmem istiyor. 1, 2, 3. Burayı 2 parçaya bölmem istiyor. Geldik burayı 4 parçaya bölmem istiyor. 1, 2, 3 ve 4 parça. Şimdi burası 3'te 1'ini boya diyor bize. 3'te 1'ini boya. Sonra geldik buraya. Yarısını boya. Daha sonra 4'te 1'ini boya diyor. Zaten buradan parçaların büyüklük küçüklüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Burada en büyük parçanın ortadaki olduğunu görüyoruz. Sonrasının en baştaki olduğunu görüyoruz. En küçük parçanın ise arkadaşlar en sonda olduğunu görebiliyoruz. Yani neymiş o zaman? Küçükten büyüğe dediği için 1 bölü 4'ü en başa yapıştırdık. Daha sonra küçüktür. 1 bölü 3'ü sonra da küçüktür. 1 bölü 2'yi. Burada şunu da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Paylarımız eşitse, paylar eşitse, yazıyorum buraya. Paylar eşitse, paydası küçük olan daha büyüktür arkadaşlar. Daha büyüktür. Bu da önemli bir bilgidir. Ki diğer kesirleri de sıralarken önemlidir. Ya payını ya paydasını eşitlemek zorunda olacaksınız zaten. Paylarımız eşitse en küçüğü en büyüktür diyoruz arkadaşlar ve sıradaki sayfamızda evet aşağıdaki birim kesirleri noktalı yerlere büyüktür küçüktür sembollerinden uygun olanları yazarak karşılaştırınız demiş.
Şimdi ne demiştik? Biz eğer ki paylarımız eşitse ki buradakilerin hepsi birimkesir arkadaşlar. Hepsinin üzerinde 1 var çünkü. Alttaki küçük olan daha büyük olacaktı. 8 17'den büyük küçük mü? Evet, o zaman kesrimiz büyük. Tersini düşünüyoruz arkadaşlar. Geldik buraya 1 bölü 21, 1 bölü 10. 1 bölü 10 daha büyük olacak. Çünkü küçük olan daha büyüktür diyoruz arkadaşlar. Geldik buraya 1 bölü 62, 1 bölü 51 yine tersini düşünüyoruz. 1 bölü 51, 1 bölü 62'den daha büyük. 1 bölü 32 ise 1 bölü 40'dan daha büyüktür diyoruz arkadaşlar. Şimdi bazıları diyor ki hocam niye bu böyle oldu? Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir tane pastamız var bizim. Bir tane pastamız var. Bu pastayı biz yemek istiyoruz birlikte. Eğer 8 kişiyle birlikte mi yersem daha çok yemiş olurum? Yoksa 17 kişiyle birlikte yesem mi daha çok yemiş olurum? Tabii ki 8 kişi daha az olduğu için dilimler daha büyük olacak ve daha fazla yemiş olacağım. Ama 17 kişi olsa bana düşen kısım daha da küçülecek. O zaman diyorum ki 8'de 1, 17'de 1'den daha büyük bir şeyi ifade ediyormuş arkadaşlar ve sıradaki sayfamızda devam ediyoruz. Şimdi bu kesirlerimizi de arkadaşlar sıralayalım. Yine bunu da küçükten büyüğe doğru sıralayalım buradakileri de arkadaşlar. En küçüğü alttaki en büyük olan olacak. Yani 1 bölü 10 küçüktür. Daha sonra 1 bölü 7 küçüktür. 1 bölü 6 unutmuyoruz. Paylarımız eşitse, üsttekiler eşitse altta küçük olan daha büyük olacak. Geldik buraya 1 bölü 16 en küçükmüş. Daha sonra 1 bölü 15 olduğunu görüyorum. Ve son olarak da 1 bölü 14 olmalı diyorum arkadaşım. Geldim buraya. Yine aynı şekilde 1 bölü 42 en küçük olacak. 1 bölü 27'den 1 bölü 27'de küçük olacak arkadaşlar. 1 bölü 24'ten bu şekilde bir sıralamamız olmalıymış diyoruz arkadaşlar ve sıradaki sayfamızda devam ediyoruz. Sıralamalardan hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakalım. 5'te 1, 3'te 1. Şimdi ben ne demiştim? Üstler eşitse alttaki küçük olan daha büyük olacak. Bakıyoruz. Evet, burada doğru yapılmış arkadaşlar. Geldik buraya 1 bölü 24 küçüktür 1 bölü 14 demiş. Alttaki küçük olan daha büyük olmalıydı. Burada da doğru yapılmış. 1 bölü 38 küçüktür 1 bölü 4 demiştik. Yine burada da neydi arkadaşlar? Küçük olan 1. 9'da 1. 17'de 1. Alttaki küçük olan burada, o zaman bu işaret tam tersi olmalıydı arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği diyor ve sıradaki sorumuza geçiyoruz. Evet, burada bir işlem verilmiş. Yukarıdaki karşılaştırmada kare sembolünün yerine aşağıdaki birim kesirlerden hangisi yazılamaz demiş. Şimdi burada kare sembolü büyük olacakmış 1 bölü 23'ten. Yani 1 bölü 23'ten büyük olacaksa benim paydama gelecek sayıların hepsinin arkadaşlar 23'ten küçük olması gerekir. 23'ten küçük mü? Evet, gelebilir. 23'ten küçük gelebilir. 23'ten küçük gelebilir ama 25 dersem arkadaşım şu şekilde olur. 25 buraya gelir. Çünkü paydası küçük olan daha büyük olmalıydı. Bu sebeple 1 bölü 25 kesri 1 bölü 23 kesrinden küçük olduğu için büyüktür kısmına gelemez diyor ve sıradaki sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki hangi iki kartın yerleri değiştirilirse verilen sıralama doğru olur demiş. 1 bölü 49, 1 bölü 16, 1 bölü 33, 1 bölü 7. Şimdi paydalarına bakıyorum. Büyükten küçüğe sıralamam lazım bu küçüklüğü sağlayabilmem için. 49'dan 16'ya, 16'dan 33'e. Burada bir terslik var arkadaşlar. Demek ki benim 2 ve 3 numaram yer değişmeliymiş. Burası 33, burası 16 olursa o zaman ne oluyor? Doğruluk sağlanıyor. 2 ve 3 numara yer değişmeliymiş diyorum arkadaşlar ve sıradaki sorumla devam ediyorum. Sıradaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. 3'te 1, 8'de 1, 5'te 1. Burada sıralamada bir hata yapılmış. Bu yanlış arkadaşlar. 6'da 1, 14'te 1, 5'te 1. Burada da araya bir farklı sayı girmiş. Yani küçükten büyüğe doğru sıralarken alttaki sayılar büyükten küçüğe sıralanmalı. Bakıyoruz buraya. 9'da 1, 7'de 1, 3'te 1. Bakıyoruz büyük, küçük, daha küçük. O zaman cevabımız bizim C seçeneği olmalıymış. 5'te 1, 6'da 1, 10'da 1 olmuyor arkadaşlar. Üstler eşitse alttaki sayıların en küçüğü daha büyük olmalıydı diyoruz. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar.
100 binlik koca bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Destekleriniz için de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize